ve karşınızda Toledo. Arkadaşlar bu şehir çok güzel. Nedense herkes biblo oluyor herhalde yılbaşında, enteresan. Şimdi bu selfie çubuğunu niye taktık? Niye ikimiz birlikte konuşuyoruz şu anda? Herkese merhabalar arkadaşlar. İspanya turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yine çok farklı, orijinal, bizim de yeni öğrendiğimiz bir şehri keşfedeceğiz. İsmi Toledo. Toledo, biz güneyden, Malaga'dan Madrid'e doğru geçerken Madrid'e bir saat mesafede bir şehir. Daha önce aslında adını pek duymamıştık ama araştırmaya başlayınca çok orijinal bir yer olduğunu öğrendik. Şimdi arkamda zaten görüyorsunuz, böyle gotik değişik bir dokusu var. İşte kalesi, bu sarayı, aynı zamanda içinden bir nehir akıyor. Nehir kenarındaki yolu çok güzelmiş. Bakalım gidip hep beraber keşfedeceğiz. Toledo oldukça eski bir yerleşim yeri ve uzun süre boyunca hem Müslümanların, hem Yahudilerin, hem Hristiyanların yaşadığı kültür beşiği diyebileceğimiz bir yer olduğu için hem mimari dokusu hem de işte yemekleri, genel olarak bütün kültürü bayağı birbirine karışmış ve zenginmiş. Burada şimdi birkaç saatimiz var ve her zamanki gibi ben yeni bir yer keşfetmek için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım aşağı doğru, merkeze doğru gidelim ve Toledo maceramız başlasın. Hangi sokağa, hangi kaleye, nereye bakacağımızı şaşırmış durumdayız. Ve çok kısıtlı vaktimiz var. 4 evet, saat. Çok kısıtlı vaktimiz var. O yüzden arkamdaki çok önemli binanın içine girmeden dışından bakıp geçeceğiz. Burası Alcazar. Alcazar, Alcazaba, bu konsepte aslında biz çok alışkınız. Çünkü Güney İspanya'daki bütün şehirlerde neredeyse bir saray var ve hepsine genelde işte ya Alcazar ya Alcazaba deniyor. Sevilla'da görmüştük, Cordoba'da görmüştük, Granada'da görmüştük, Malaga'da vardı. Burada da bir benzeri var. O yüzden içine girmeyeceğiz bugün ama dışarıdan bakmakla yetiniyoruz. Önünde de enteresan bir heykel var. Saray konsepti Güney İspanya'da bayağı önemliydi ama buraya kadar gelmiş. Biz aslında şu an güneyden bir 5-6 saat yukarı çıktık Madrid'e doğru. Burada da hala aynı akım devam ediyor. Zamanında Arapların aslında biraz etkilediği ve onların mimarisine yakın saraylar ama burada bir tık daha farklı güneydekinden, farkında mısın? Burası birazcık şey, böyle hani Sovyet binalarını da andırıyor nedense. Biraz evet, farklı bir havası var güneye göre. Ama gerçekten şey, çok ya, İspanya'da gördüğümüz en ilginç ve en güzel şehirlerinden bir tanesinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Ve çekiliyorum, siz saraya bakın. Arkadaşlar, bir şehri keşfetmenin en güzel yolu, hep söylüyoruz, bizce taban var. Şimdi sokaklarda böyle bol bol yürümeye başladık. Bıçakçı bulduk bir tane, bıçakçı, çakıcı. Enteresan böyle oymalı bıçaklar var. Hatıra bıçak. Şimdi yol üstünde bazı mekanların da yanından geçiyoruz. İlker biraz araştırmış nerede yemek yiyebiliriz diye, hem onlara göz atıyoruz hem de başka ilgimizi çeken bir yer var mı diye bakıyoruz. Tahmin ettiğimden çok daha büyük çıktı Toledo bu arada. Ben daha küçük bir yer bekliyordum. Böyle daha küçük köy, böyle şirin bir yer bekliyordum. Bayağı büyük bir eski şehir. Hop, köpeğe bak. Köpeklere, hatta biri siyah biri beyaz. Ha, çok enteresanlar. Bu cinsin adını biliyor musun? Bilmiyorum. Bilenler yazsın. Bu cinsin, aynen, adını bilen varsa yazsın. Bayağı şekerlermiş. Bu arada her yerinde olduğu gibi İspanya'nın bu yılbaşı ışıklarına acayip önem veriyorlar. Bak, bütün sokaklar yine ışık ve katedral orada kaldı bu arada. Katedrale gitmeye çalışıyorsak sanırım oraya yürümemiz lazım. Hedefimiz var, hem hedefimiz yok. Aslında büyük katedrale doğru yürümeye çalışıyoruz ama bir yandan da sokaklarda böyle ne hoşumuza giderse, ne ilgimizi çekerse oraya doğru yürümeye başlıyoruz. O katedrale ararken başka bir tane bulduk. İçeri girip bakalım bari, gelmişken önüne kadar. Tamam. Evet, Duygu şu anda hazırlanıyor. Hazırım. Hazırlıklar tamam. Ücretsiz galiba dediğin gibi burası.
Az önce girdiğimiz katedral için arkadaşlar aslında buradan bilet alınıyormuş. Biz farkında olmadan bir trik bulmuşuz aslında. Orada bir minik hile bulmuşuz. Ufak bir bölüm var, arka kapısı var. Oradan girip sadece böyle çerçeveli çevrili yerden içeri bakabiliyorsunuz. Ama yok ben illa içeride tek tek ayrıntılı gezeceğim derseniz 10 euro verip asıl büyük kısmına giriş yapıyorsunuz. Kapısı burada. Ama bence gerek yok çünkü arka taraftan da zaten her şeyi görüyorsunuz. Yani çok yakınından da bakmanın farklı bir anlamı yok. O yüzden fark etmeden aslında kısa yol bulmuşuz. Aferin bize. Bu arada bu katedralin yapılması 200 yıl sürmüş arkadaşlar. 200 yıl daha önce tamamlamışlar. Zaten böyle bayağı detay güzel bir yapı. Toledo'nun mini Christmas marketini buldum. Yılbaşı pazarı. Madrid'deki nasıl görmek istiyorum ama burada da bulmuşken tabii şöyle bir tur atalım. Ya buradaki yılbaşı pazarlarında bu minik heykel biblo olayı inanılmaz meşhur. Malaga'da da öyleydi. Nedense herkes biblo oluyor herhalde yılbaşında, enteresan. Biz alışkanlığı bırakalı bayağı oldu sanırım ülkece, değil mi? Hı hı. Yine sabunlar var. Cordoba'dakinde de bayağı bol bol sabun vardı. Sabun ve tütsüler reyonu. Size reyonları tanıtıyorum hızlıca. Bu arada bayağı kalabalık herhalde, böyle çevre illerden falan insanlar gezmeye geliyor Toledo'yu. Cumartesi günündeyiz şu an. Şu anda o yüzden herkes böyle gezmeye çıkmış durumda sanırım. Madrid de boşaldı. Herkes dışarı gitti, biz Madrid'e gidiyoruz. Burada yılbaşı için böyle şekerli bademler falan meşhur. Gracias. Onlardan ikram ediyorlar. Deneyelim bakalım. Daha önce yemiştik ama buradaki nasıl? Mmm, que bonito. Muy bien. Çok güzelmiş. Ama İlker bunlardan düzenli alıyor zaten. Alır yine muhtemelen. Şimdi bir tane daha yılbaşı pazarı bulduk. Başka bir meydanda bir tane daha varmış. Hatta buradaki daha büyük. Ve İlker hemen dedi ki burası daha tatlı. Neden? Çünkü tatlı satıyorlar her yerde. Yalnız kuzeye gittikçe yılbaşı pazarları güzelleşti. Farkında mısın? Biraz daha sanırım soğuk ülkelerin olayı. Lokum de Türkiye. Baklava var. Baklava. Hola. Çikolata entrede. Un momento. Baklava verdi arkadaşlar şimdi. Burada İranlı arkadaşımız. Tu nombre es? Davut. Davut. Vale, mismo con turco, sí. Davut, tenemos un canal de YouTube. Say hola. Hola. Sí. Şimdi farklı bir şey ikram ettim. Bakalım bunu da deneyelim. İlker'e verelim bir tane. İçi çikolatalı fındık gibi bir şey galiba. Baklava çok güzeldi bu arada. Büyüktü. Bir şey alalım bari, ayıp olmasın. Ufak bir şey al. Sen güzel, seç. Güzel. Ver. Este es con chocolate. İki dilim. Wow, o çok büyük. Bastante. Bastante. Sí, sí. Bir. Uno, bir, sí. Para mí. Gracias. Loco. Gracias. Piste. Pistacho. Gracias. Arkadaşlar İlker'in sol omzunun üzerine konan bir kale var. Karşıdan kaleyi görüyoruz şimdi. Aşağısı yine nehir. Nehirin böyle zaten, nehir şehrin etrafından dolanıyor. Bayağı güzel. Böyle C şeklinde bir nehir var. C şeklinin içinde kalmış eski şehir. Old Town kısmı. Bugün Malaga'dan Madrid'e gitmeyi planlıyorduk. 5 saatlik bir yolculuk. Bu 5 saatlik yolculukta en azından böyle bir yerlerde mola verelim, dinlenelim. Görebileceğimiz böyle... Şimdi İspanya'da böyle beyaz köy konsepti yaygın. Böyle güzel, şirin, küçük köyler falan oluyor. Öyle bir köy falan bakarken Toledo'yu aslında gördüm, böyle bayağı büyük bir şehir Toledo ve fotoğraflardan çok orijinal görünüyor. Şimdi bazı şehirlere, gittiğimiz şehirler arasında mesela Cordoba, böyle bir iki tane noktası çok meşhur ve tarihi. Onun dışında genellikle şey, modern şehir yapısı var. Ama Toledo'da şehrin tamamı bir film seti gibi olmuş adeta. Aynen. Her tarafına yayılmış, her taraf böyle tarih kokuyor. Çok güzel, çok orijinal. Tam bir orta çağ şehri. Kasabası gotik, diyemiyorum. Gotik dedikleri. Evet. Şimdi bu selfie çubuğunu niye taktık? Niye ikimiz birlikte konuşuyoruz şu anda? Neden? Çünkü neden? Duygu'nun söyleyeceği bazı şeyler varmış. Çünkü İlker kredi istiyor. Bu, yol için bir şeyler araştıralım, bulalım derken Toledo'yu ilk İlker buldu. Toledo fikri ondan çıktı. O yüzden... Şöyle alkışlayalım, tek elimde selfie çubuğu. Normalde planlarımızı Duygu yapıyor. İşte şuraya gideceğiz. Burada burayı göreceğiz. Burada şu varmış.
bu kadar vaktimiz var, şu kadar vakitte buradan buraya gidersek şu kadar yeri kaplayabiliriz, kapsayabiliriz falan gibi bir plan yapıyor. Bana takılması kalıyor. Bu sefer ben burayı buldum. Dolayısıyla evet. İşte nereleri görmek lazım onları ben biraz araştırdım. Ama bir zaten sadece yürümek yetiyormuş ya. Evet. Çok devam. Arkadaşlar bu seyahatimiz için İlker çok çalışmış, evet. Çok araştırma yapmış. Burası da onun bulduğu yerlerden biri. Mağaraya getirdi mağara bizi. Mağara içinde yiyoruz. Ama nasıl bir şey sipariş verdik, daha çözemedik. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sipariş verdik, çözemedik. Hani İngilizcesi de anlamadık için tuhafı. Bakalım sonradan, burada internet de çekmiyor. Resmen bir mağara içinde olduğumuz için bakamadık. Dışarı çıkınca bakacağız. Böyle enteresan bir yer. Mağaranın içine taverna, restoran yapmışlar. Ciğere benziyor. Gracias. Salut. Ha, bildiğin dilim peynir geldi ya. Neyse arkadaşlar, sokaklarda devam edeceğiz. Biz yemeğimizi yiyelim şimdi. Çıktık restorandan arkadaşlar. Mağaradan çıkınca internetimiz çekmeye başladı. Ne yediğimizi araştırdık. Duygu fotoğrafını çekmişti menünün. Aynen, Toledo dağlarının geyiklerini yemişiz. Geyik etiymiş yediğimiz ama bayağı şey, normal kırmızı et, inek eti gibiydi. Lokum diyor şey. Lokmaları. Aslında lokma da lokum. Geyik eti lokmaları. Şey, bize tarif etmek için garson meyledi. Meyledi, biz de ama... dedik kuzu herhalde ama geyikmiş. Geyik meyler mi? Geyik. Neyse bunu da denemiş olduk. Denemedik demeyiz. Gerçi Norveç'te galiba ufakları denemiştik. Bir Christmas markette geyik eti denemiştik, evet. Aynen, şimdi nehre gidiyoruz. Köprüleri göreceğiz, nehri göreceğiz. Güneş batmadan görecek çok şey var. 4 saate sıkıştırdık Toledo'yu. Kısacık zaman. Olsun. Biz kısa zamanda nereleri gezdik, burayı da gezeriz. Başka böyle kısa zamanda gezdiğimiz hangi şehirler var? Uzun zamanda gezdiğimiz hangi şehirler var? En kısası Roma'ydı. Orada bile kalmıştık yani. Evet. Bir gece kaldık. Bir gece kalmıştık. Ama bir tam gün gezmiştik. Ertesi gün yola çıkmıştık yine. Hı hı. Ya bence o konuda iyiyiz ya. Yani burada 4 saatte koştura koştura. Zamanı iyi kullanınca bence. Ha, yemek de yedik işte. Christmas evet. Market'te gezdik. Daha ne yapalım? Ve karşınızda Toledo. Çok güzel görünmüyor mu? Tam bir ortaçağ böyle kasabasının içinde geziyormuşuz gibi. Her şey böyle sarı renklerde, daha böyle tarihi görünüyor. Nasıl bir tanımlama oldu bu? Tarihi görünmek ne demek? Ama hakikaten öyle, böyle hiç yani yeni bir bina gözünüze çarpmıyor. Bütün şehir böyle sanki nasıl olur, böyle eskitilmiş fotoğraflar olur. Aynen öyle, eskitilmiş böyle bir fotoğraf karesi gibi görünüyor bütün şehir. Çok güzel. Aşağıda da nehir var şurada. Şuradan göstereyim, görünüyor mu? Bu tarafta da nehri görüyoruz. Bu normal yeni köprü. Bir de eski köprü var, onu da göstereceğim birazdan. Gerçekten de film seti gibi. Film seti gibi şehir yapmışlar. Burası da bak şey, kilit takıp dilek tutma yeri. Bundan daha önce başka videomuzda daha bahsetmiştik. Prag'da mıydı acaba? Prag'da videomuz var mı? Yok ki. Prag'a çok uzun zaman önce gittik. Biz nasıl ki çaput bağlıyoruz bir yerlere, böyle işte bez parçaları, kumaş parçaları bağlıyoruz dilek tutmak için. Onlar da genelde Avrupa'da gördüğümüz yerlerde böyle kilit bağlıyorlar. Böyle kilit noktalara kilit bağlıyorlar. İşte köprülere, manzara noktalarına. Aynen. Aşklarını buraya kilitleyip ölümsüzleştiriyorlar. Ivan, Rossi, Antonito, Natalie. Arkadaşlar burası da eski köprünün olduğu yer. Yukarıdan manzarayı göstermem daha güzel olacak. Nehir, karşıda kale ve sadece insanların yürüyerek geçebildiği eski köprü. Şurada. Gerçekten bayağı otantik. Thank you.
binalarda değişik bir şey fark ettik. Böyle hani eski evler ya tuğla olur full ya da böyle taş olur. Burada enteresan bir şekilde tuğlaların arasında taştan yamalar yapmışlar gibi bir durum var. Böyle normalde tuğla bina ama böyle bölüm bölüm taş koymuşlar. Bakın burada da öyle. Sanki tuğlalar dökülmüş de araya taşlar sokmuşlar, kapatmışlar onu gibi. İlginç, böylesini görmemiştim daha önce. Arkadaşlar, Toledo'da birbirinden güzel birçok bina var ama İlker bunun ne olduğunu çok merak etti. Araştırdı, buldu. Evet, şimdi eski şehrin içine girdiğimiz zaman böyle nereler var, nereler yok diye baktığımda şu karşıdaki binayı gördüm. Eski şehrin dışında kalıyor. Bina bayağı orijinal göründü, güzel göründü gözüme. Sonrasında baktım bu nedir diye Immaculada Patrona de España y de su Infantería. Ne kadar gelişmiş İspanyolcanız İlker Bey. Çevirdim acaba tam olarak ne demek istiyor diye. Çünkü infanteria, infansiye birbirine benziyor. İnfansiye bebeklik, çocukluk. İnfanteria piyadelikmiş. Piyadelik ve patronluk okulu. Patronluktan kastı da herhalde subaylık okulu. Okumak için bayağı güzel, orijinal bir bina. Bayağı şanslı burada okuyanlar. Bence de. Şimdi de Barrio de la Juderia, yani Yahudi mahallesine geldik. Yürüye yürüye gelmişiz, farkında değilmişiz. Onun ara sokaklarında dolaşıyoruz şu an. Hadi bakalım sizle beraber biraz yürüyelim burada da. 1492 yazıyordu tarih olarak da. Demek ki 1400'lü yıllarda burada yaşıyorlarmış diye düşünüyorum. Şu anki nüfusu da Toledo'nun 75-80 bin civarı. Çok büyük değil ama çok da ufak bir şehir olduğu söylenemez. Bayağı yaşayan insan var. Tabii Madrid'e yakın olduğu için de muhtemelen birçok şey daha kolay oluyordur burada. Hem de böyle bir dokunun içinde yaşamak güzel olsa gerek. Arkadaşlar, gün batıyor. Bir gezi gününün, keşif gününün daha sonuna geliyoruz. Katedral'de gün batımında güzel görünüyor. Şimdi bir başka manzara noktasına geldik. Şehir böyle tepeye kurulduğu için her tarafında farklı farklı manzara noktaları var. Bir taraftan nehri görüyorsunuz, bir taraftan eski şehir, işte bir taraftan katedral. Onlardan bir tanesindeyiz şu an. Bence videoyu bitirmek için güzel bir yer diye düşünüyorum. Nasıl buldunuz? Kısa zamanda size Toledo'yu böyle göstermeye çalıştık. Yorumlara bekliyoruz düşüncelerinizi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, zili açmayı ve arkadaşlarınızı kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.